Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Big Ambitions bölümüne hoş geldiniz efendim. Şimdi biliyorsunuz, öncelikle geçtiğimiz bölümlerde biz oyunun eksperimental sürümünü kurmuştuk. Yani oyunun şu anda en yeni sürümündeyiz. Sürekli güncelleme alan sürümündeyiz ve yanlış hatırlamıyorsam şayet en son yüklü miktarda bir vergi borcu ödemiştik New York şehri hükümetine. Değil, vergi dairesine, vergi idaresine 123 bin dolarlık bir borç ödedik. Bununla beraber sevgili dostlar 600 bin dolarlık bir kredi borcum var. Yani birçok dükkanım olmasına rağmen ve bu dükkanlarda birçok ürün satılmasına rağmen ne yazık ki hala eksideyiz sevgili dostlar. Ama hiç sıkıntı değil. Bu dükkanın içerisine ürün girer girmez tekel bayimizde işlemeye başlayacak. Ne yazık ki babuş tekeli hala bir aktarım olmadı. Galiba gündüz vakti aktarım olmuyor. Efendim şöyle biralar, martini, margarita, viski, şarap şişeleri, sigara ve puroların sergileneceği raflar olarak bölgeleri ayırdım. Oo. Ama buradaki bu şekilde kullanılamıyor. Böyle çevirsem mesela. Niye böyle çeviriyorum? Şöyle müşteri arkasından dolansın, alacağını alsın ki arkasından dolanmıyor büyük ihtimalle. Sadece gözü hoş gözüksün diye şey yaptım. Tamam, artık bizim burada yapacağımız tek şey sanırım zamanın dolmasını beklemek. Geçmiş olsun, geçmiş olsun Ozan. Evet, normalde ilk yıl vergi yoktu. Yani ilk 60 günün vergisini ödemiyorduk. Herhalde bunu da yeni çıkardılar diye tahmin ediyorum. Ve biliyorsunuz ben geçtiğimiz bölümler tırdır, şudur budur bayağı bir şeyler almıştım. Şimdi hemen dibimde metro var. Metroya bineceğim ve benim şirketin olduğu yere doğru gideceğim. Bugünü böyle geçireceğiz artık. Yarın dükkanlara eğer ürünler dağıtılmışsa, ürünler servis edilmişse bu tekel dükkanını da işletmeye başlayacağız. Ki artık zaten birazcık böyle kıçımın üstüne oturup şu borçlarımı ödemem gerekiyor. Biraz fazla harcama yaptık. Ya özellikle mesela ikinci tıra falan gerek yoktu. İkinci tırı yok yere aldık biz. Sirius Alpha. Prime'ın avantajıyla 40. ayında. Teşekkür ederim. Sevgili Sirius Alpha, hoş geldin. 40. ayın kutlu olsun. Evet, bu eksperimental sürümün grafiklerine alışmaya başladım ya. Baya baya keyifli. Bizim şirket nerede? Tam bizim şirket tam buranın ilerisinde. Hallederim kuzum. Hepsini hallederim. Selamlar Lexus, hoş geldin. F1'de yazıyor ki sizi fark ettikleri kadar yeterli gelir elde ettiğinizde vergi başlıyormuş. Ha. Normal, normal. Şimdi bizim mesela rekabetçiler kısmından baktığınızda piyasa değerimiz, haftalık gelirimiz 485 bin dolar. Piyasa değerimizin ben çok yukarıda olduğunu tahmin ediyorum. Toplam mal varlığını nerede görebiliyoruz bilmiyorum ama marka değerimiz muhtemelen bayağı yüksektir. Ya ofis kurduk, şey yaptık, birçok çalışan aldık. Dükkanlar iyi kazanıyor. Özellikle bakın, kuyumcu doğru yere açıldığı zaman 41 bin dolar gelir getiriyor. Çiçekçimiz iyi çalışıyor. Bununla beraber babuş pide kebap fast food salonumuz iyi çalışıyor. Ve insanların memnuniyeti bu dükkanlardan oldukça yüksek. Yani bizi vergi için çağırmaları gerçekten normal. O kadar kazanca çağırsınlar yani. Şimdi ben tekrardan buff stacklemeye çalışacağım. Egzersiz buff'ı gerçekten çok az kalmış. O yüzden şuradan şöyle bir iki tane kutu meşrubat yuvarlayıp bütün enerjim bitene kadar koşu bandında depineceğim. Yavrum ellerine sağlık, teşekkür ederim. Samet'im, kuyumcunun 75 kişide kazandırabileceğini düşünmüyorum ya. Hemen bir yemek yememiz lazım dostlar. Günü paso antrenmanla falan geçireceğiz. Antrenman buff'ımızın süresi ne kadar oldu? 3 gün oldu. Bir de televizyon izlemek istesek mesela. Yok, televizyon için
Arkadaşlar şey demişlerdi, daha doğrusu Samet'im şey demişti. Artık televizyon izleyebilmek istiyorsan televizyon için sandalye alman gerek falan diye. Sandalyeye falan ihtiyaç duymadan rahatlıkla televizyon izleyebildik. Şimdi televizyon buff'ımız 5 gün, kitap okuma buff'ı 18 gün, egzersiz buff'ı 3 gün. Bir de 5 saat kitap okursam, şu dükkana ürün gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Hala ürün gitmedi dükkana. Dükkan zaten sabah 10'da açılacak şekilde ayarlanmış. Gece 2'de teslimat yapılıyor o zaman. Yani aklıma gelen tek açıklama bu. Evet, galiba gece 2'de teslimat yapılıyor. Gece 2'de yurt dışından alım yapıyoruz aslında. Teslimat yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Teslimat yapıldı. Hop, şunu geçici olarak kapalıdan açığa çektik. Bakalım babuş tekel ne kadar çalışacak dostlar. Uyuyalım, sabah yemek yiyelim. Bir 5-6 saatlik uyku bize yetecektir diye tahmin ediyorum. Sabah tekel bayine gidip bir kontrol edelim durumu nedir ne değildir diye. Bu arada 181 bin dolar param var. Hemen şu 100 bin dolarlık kredi borcunu kapatacağım. 82 bin dolar para bana yeter. 455 bin dolar da zaten 500 bin dolarlık krediden kalan borç var. Kredi taksitlerinin ödemesini falan arttırabilirim. 91 bin dolarlık bir kazancım var gözüküyor burada dostlar ki 91 bin dolar hakikaten muazzam bir rakam. Herkesin her isteği karşılanıyor zaten. Tekrardan metroya gideceğim. Metronun karşısında zaten dükkanımız. Bu kadar yakınken metro kullanmak bayağı mantıklı olur. Bu arada fabrikalar falan var bu save dosyasında sevgili dostlar. Artık hani fabrika inşa etme kısmı falan açıldı. Muhtemelen kendi ucuz takılarımı üretmeye çalışacağım ilk etapta. Çünkü ucuz takılardan bayağı bayağı para geliyor. Şuraya doğru bir gidebilirsem çok hoş olacak. Ya ucuz takı olağanüstü derecede fazla satılıyor. Yanlış bilmiyorsam zaten bakın sevgili dostlar Babuş Diamond'dan 30 bin dolarlık ucuz takı satıyoruz. Ucuz takının tanesini biz Babuş Diamond'da sevgili dostlar ne kadardan satıyoruz? 300 dolardan satıyoruz. 300 dolardan 30 bin dolarlık satmasın ne demek? Yaklaşık günde 100 tane ucuz takı satılıyor demek. Pahalı takılardan da 24 bin dolar falan kazanmışım. Okey, yani çok güzel bir rakam. Bu arada bir yere tam gitmeye çalıştığımda sıkıntı çıkartabiliyor. Aha, metroyu gördüm. Ya fabrika aletleri çok çok pahalı. Öncelikle bizim borçlarımızdan arınmamız lazım. Bir de bununla beraber şuradaki dükkanlara bir bakmak lazım sevgili dostlar. Hani burada ne var ne yok onu bir görmek lazım. Şuradaki metroda inip aşağı doğru yürürsem aslında burada ham madde satan adamları görebilirim. Ama tabii ki bunlarla konuşabilmek için bakın 8. iskeleye kadar eklemişler. Bunlar ham maddeci büyük ihtimalle. Bunlarla konuşabilmek için bizim 3 tane daha satın alım temsilcisi almamız gerekiyor. Satın alım görevlisi almamız gerekiyor. Telefon numaralarını alalım. Satın alım görevlisi aldığımız zaman işimize bakarız. Buradan aşağı doğru bir inelim bakalım. Şuradaki metroya kadar beni götür. Umarım saat çok geçmez. Bahadır'ım günaydın. Sevgili Hasan Hüseyin, günaydınlar, merhabalar. Ben buradan aşağı doğru yürürsek herhalde yetişiriz oraya. Bisiklet falan kiralama olayı var mı? Bisiklet kiralama olayı yok ama elektrikli scooter kiralayıp buradan acele gidebilirim. Bu mekanlar falan yeni eklenmiş galiba. Ne oluyor oğlum? Karakter mutlu oluyor galiba ama ben mutlu olmadım şu an. Tamam, yürüyerek gideceğim. Karakter Kaykay Parkı'na girdiği için mutlu. Oha, %30 mutluluk veriyor hem de. Elektrikli scooter'la girdim oğlum Kaykay Parkı'na. Aa, 9 saatlik buff aldı. Birader ben burayı işaretlerim. Boş vaktimde buraya getiririm. %30'luk buff otursun anasını satayım yani. Karnı acıkana kadar şey yapana kadar otursun. Hareket yapamadım. Elektronik şey ters döndü. Elektrikli scooter. Emine Hanım selamlar, hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Hemen sizin telefonunuzu bir alayım. Tamam, sadece telefonlarını aldım dostlar. Lunar Shipment. Ne getirdiklerini ettiklerini kesinlikle bilmiyorum. Üç dükkanında telefonunu alayım, ben satın alım görevlilerini hallederim. Bugün tekel bayime bir gideyim bakayım, çok büyük bir harcamamız olmayacak işin açığını söyleyeyim. Gideceğiz. Sadece birkaç tane masa sandalye falan alacağız.
Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Tamam. Satın alım görevlisi aldığımızda sizle ilgileneceğim. Merak etmeyin. Ham madde getiriyor bunlar büyük ihtimalle. Yani ileride söylemiş olduğum gibi depo kurup kendi ürünlerimizi kendimiz üreteceksek kesinlikle bu adamlarla konuşmaya ihtiyacımız var. 6 numaralı iskeleye sanki gelmiştim. Şuraya gideceğim. Pardon. Kafa gidiyor kafa. Tam dik dimdik karşıya. Sonra bir tekel bayinin ne kadar işlediğine baksam yeter. Yani her şey yolunda mı, her şey çalışıyor mu? Adamlar bug'a giriyor mu gibi durumlara baksam yeter. Bahadır'ım bu arada dün gece ben sana AFK Journey'de böyle bir iki çağrı göndermeye çalıştım ama işine yaradı mı onlar bilmiyorum. İnşallah yaramıştır. Healer'da sesi ya da efsanevi kademede. Tamam. Bütün hepsini hallettik dostlar. Şimdi bunlara buraya niye geldik? Bu konuşmaları niye yaptık? Efendim bu adamların telefon numarasını almaya ihtiyacım vardı, tamam mı? Telefon numaralarını aldığım için artık ben satın alım temsilcilerini aldığımda doğrudan buradan iletişim kurabileceğim ve icabında ham madde şey yapabileceğim. Ham madde verebileceğim. Fabrika için lojistik yöneticisi ve şoför de lazım. Tamam, sıkıntı değil. Önce bir şu ham madde... Zaten önce bir halletmem gereken 450 bin dolarlık bir kredi borcu var. Yani o 400 bin dolarlık kredi borcu biraz bel büküyor. Biraz bel büküyor. Çünkü muhtemelen biz fabrikayı da kredi çekip açacağız. O fabrikanın o kadar rahat açılabileceğini zannetmiyorum. Güvenlik durumu %100. Şahane. Güvenlik görevlileri çalışıyor. Kasiyerler çalışıyor. Gözlemlediğim kadarıyla margarita ve viski satılmış. Sigara baya baya satılmış. Ya zaten hani sigara abi. Satacağın şey belli. Sigara. Sigara dışında geri kalanları opsiyonel. Okey, buraya her Allah'ın günü teslimat da yapılacak. Bir tane daha. %100 tıkır tıkır işleyen dükkanımız oldu. Anladığım kadarıyla. Şahane. Şimdi biz bu 450 bin dolarlık kredi borcunu nasıl ödeyebiliriz? Öncelikle şu gelen 91 bin doların tamamı bizim gibi düşünmeyin. Neden? Çünkü geceleri mal alıyoruz yurt dışından. Geceleri mal aldığımız için bayağı bir toplu giderimiz oluyor esasında. Yani şuradan baktığınız zaman sevgili dostlar bakın gece bu kredi kapatmışız. Kredi kapatmanın haricinde Jet Cargo'dan, Seaside'dan, United Ocean Import'tan bayağı bir malzeme geliyor. Yani yaklaşık bir 30-40 bin dolarlık malzeme alıyoruz. Bununla beraber reklam giderleri var. Babuş pide kebap için 9 bin dolarlık bir reklam gideri harcıyoruz dostlar. Yani baya baya bir giderlerimiz fazla. Bu 450 bin dolarlık kredi borcunu ben ek iş yaparak ödemeyi düşünüyorum. Küçük bir dükkan açacağım. Hiçbir çalışan çalıştırmadan. Bütün dükkanla kendim ilgileneceğim tüm gün. İşte yemek için bir yer, yatmak için küçük bir yer. Oralara ayarlayıp tık 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 işime bakacağım. Abi ben sigara için fabrika kurdum. Bir de ne göreyim, tanesini 13 sent üretiyoruz. Ama ithal olarak getirirsek 2 dolar veriyoruz. Oha! Öyle bir kar oranı var mı ya? Tamamdır Bahadır'ım, loncada bir temizlik yapalım. Tabii canım, fabrika kurma yeni geldi işte, son güncellemeyle beraber geldi. Dediğim gibi bu 450 bin dolarlık kredi borcu için dostlar ben bir elimden geleni yapacağım. Temizlik görevlimiz umarım yeterince iyi çalışıyordur. Yani iki tane temizlik görevlisi aldım. Hatta buraya aldığım tekel dükkanındaki temizlik görevlilerinin şeyi de %100 olması lazım. Temizlik yetenekleri de %100 olması lazım ki %100, %90 civarı falan. Çok minik bir pazarlama. Aa, yapmışız buraya. Oho, tamam canım, biz bu dükkanın reklamına kadar halletmişiz ya. Burası %100 kendini idare edebilen bir dükkan. O zaman benim tek başıma idare edebileceğim göt artı bir dükkan açıp kapatacağım bu arada. Evet, yani tabir biraz kaba olabilir ama gerçekten kıç artı bir dükkan açacağım. Öncelikle burası Garmin Distract bölgesi sevgili dostlar. Kameramdan göremiyorsunuz. O yüzden kameramı kapatıp göstereceğim. Ağırlıklı olarak işçi sınıfı insanların çalıştığı bir bölge. Yani burada takı satamam. Çok küçük bir fast food dükkanı açıp fast food şey yapabilirim, satabilirim. Elektronikçi falan burada tutmaz abi. Buranın gelir grubu sıkıntı yani. Gelir dağılımı sıkıntı. Burada doğru düzgün gelir dağılımı yok.
Hell's Kitchen bölgesine baktığımızda orta sınıf vatandaşlar mevcut. Yani Hell's Kitchen'a belki bir şey kurulabilir. Hediyelik eşya dükkanı falan. Bilemedim. Murray Hill bölgesi de ağırlıklı olarak işçi sınıfı. Midtown tam Kalantor bölgesi, zengin bölgesi. Zaten biz şeyi Midtown'da açtık. Midtown'da bir Allah'ın kulu sigara satmıyor dostlar. Midtown bölgesinde küçük bir tekel açsak. Ben tek başıma işleteceğim tekeli. Midtown için küçük bir tekel. Neden olmasın? Ne kadar para getirir bilmiyorum ama. Parakende binaları aç. Kameramı geri açayım. Midtown bölgesini bir işaretle. Oğlum Midtown'da küçük dükkan yok ki. Midtown'da küçük dükkan yok. Dana gibi bir tekel kurmam gerekir gene oraya. Ya o zaman bana küçük dükkan ver ya. Küçük dükkan ver abi bana. Şurası mesela. Bak 15 kişilik. Garmin Distract bölgesi. Hakikaten kıç artı bir diye tarif edebileceğim bir yer. Çiçekçinin hemen aşağısı. Garmin Distract'ta ne açabilirim ben? Burayı alsam. Ya borcumu ödeyene kadar maksat çalışmış olayım dostlar. Tek isteğim o. Borcumu ödeyene kadar çalışabilmiş olayım. Rahatlıkla bütün işimi yapabilmiş olayım. Tek derdim o yani. Adamlar zengin, tekeli ne yapsın? Haydi. 15 kişilik dükkanı açsam gider sıfır ama. Öyle düşün. Gider sıfır. Yani işçi çalıştırmayacağım, bir şey yapmayacağım, reklam vermeyeceğim. Kendim çalışacağım. Beden işçisi. Pahalı takı, tavuk şiş kebap, halka tatlı, dondurma. Birader burada halka tatlı satılır ya. Giyimde her zaman gelir var. Abi giyimi ben büyük dükkan olarak açarım. Tatlıcı açalım ya. Tatlıcı açalım. Sonra kıyamazsam dükkanın başına birini koyarım. Kıyamazsam ama. Kıyamazsam dükkanın başına birini koyarım. Samet'im dediğim gibi kıyafeti büyük yapacağım. Aynı babuş pide kebap salonu gibi. 40-50 bin dolarlık gelir getirecek şekilde ayarlayalım, kendimizi yormayalım. Tatlıcı dükkanı açıyorum o zaman ya. Tatlıcı dükkanı açıyorum abi. Grafik tasarımcı, kuyumcu, merkez. Kafe olarak geçer değil mi? Kahve dükkanı. Elma, muz bunları salla. Dondurma, salata, kutu meşrubat bunlar satılacak. Kruvasan, fincan kahve, kapke, kalka tatlı bunlar satılacak. Bir tane yazar kasa koyarız. 15 müşterilik yer. Ben orayı idare ederim herhalde ya. Ama salata ve dondurma satma işine de gireceksek dükkanı biraz büyük mü alsak acaba? Salata, dondurma. Ortalama bir dükkan arayalım hacım. Bak benim evin hemen üstü. Burada 15 kişilik. Burada 15 kişilik. IKEA'nın hemen... Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Şimdi oyun olduğu için çok bir şey etki etmeyecek de. Hemen metro çıkışı IKEA'nın dibi. Düşünsene. IKEA'nın dibindesin ya. IKEA'nın dibindesin abi. Yani ama burası hangi bölge olarak geçiyor? Murray Hill mi? Aşağı Manhattan mı? Burası da Garmin Distract. Ay. Normalde olsa bir düşün abi yani. Müthiş bir yer. Ben burayı alıyorum dostlar. Ben burayı alıyorum. Buraya yeni işi kuruyorum. Tatlıcı Babuş Usta. Tatlıcı Babuş Usta dükkanı sadece benim çalışacağım şekilde ayarlanacak, dizayn edilecek. Sadece benim çalışacağım şekilde. O dükkana daha fazla adam almayacağım. Öncelikle hemen benim peder sonra tatlıcıda oturacak yer de isteyecek bunlar. Ayarlarız ya. Ayarlarız. Şeyler kapanmamıştır umarım. Pedersonlar falan çalışıyor mu? Çalışıyor. Abi Tatlıcı Babuş Usta'ya yarın sabah. 30 kişi miydi oranın kapasitesi? 30 kişi ise bir tane sağ ödeme kasası. Ödeme kasası kullanılıyor muydu? Şeyde kahveci dükkanında. Yazar kasa kullanmak zorundayım galiba. Yazar kasa kullanmak zorundayım değil mi? Ödeme kasası kullanılamıyor.
Birader o zaman bu yazar kasalar kaç kişilik şey yapıyordu? 20 müşteri kapasitesi vardı. İki tane kuralım, birinde çalışacağım. Sonra buraya zaten çalışanları devrederiz bizim yerimize. İki temizlikçi anca oranın işini halleder. Yuvarlak raflar hediyelik eşya için kullanılıyordu, değil mi? Diğerleri için değildi abi. Depolama rafı. 8 tane depolama rafı ver. Çöp kutusu ver. Alışveriş sepeti alınıyor muydu? Alışveriş sepeti. Şeyde. Kahve dükkanında. Herhalde alışveriş sepeti yoktu ya. Adam geliyor, yapıyor, işaret ediyor, gidiyor. Ya en azından ben öyle şekilde düşünüyorum. Depolama rafını koyduk. Çöp kutusunu koyduk. İki tane çöp kutusu koyalım. Giderken Ikea'ya uğrayalım. Abi yuvarlak masa, iki tane yuvarlak masa anca koyarım ya da restoran standı kullanayım. Dört tane restoran standı versin bana. Geri kalanını ayarlarız. Çekmeceli dolap burada, yazar kasa burada, temizlik dolabı burada. Güvenlik için birkaç tane kamera lazım. Onu hallederiz. Yuvarlak masa değil, restoran standı aldım direkt. Restoran standı umarım kahve dükkanında da kullanılıyordur. Kahve dükkanında kullanılmıyorsa çünkü bizim için bir parça sıkıntı olabilir. Zaten hoparlör almam gerekiyor. Onun burası bile sırf 20 bin dolar tuttu yala. Vay be. Gerçi depolama rafları falan para tutuyor ya. Tamam, sen bunları Pedersen'den al. Yarın sabah bana teslim et. Bana bir taksi ver. Abi düşünsene, Ikea'nın dibine açıyoruz mağazayı ya. Saikyur saat kaça kadar açık tutuyor? 7'ye kadar. Ah be. Beni hemen buraya götürmen lazım. Birader şimdi 3 tane fırın vitrini ver. Bir tane içecek dolabı ver, meşrubat dolabı. Aga dükkanı kapatmayın, daha alacağım var. Sanayi tipi kahve makinesiyle çekmeceli dolap almam lazım. Şu bir kapının önünde dursun. Kapatmayın bir dükkanı. Sanayi tipi kahve makinesi ver. Çekmeceli dolap ver. Kızartma değil. Salata barı ver. Dondurma dolabı ver. O ne la? Böyle bir kuyruk gördün mü sen? Oh wow. Metro var dibimizde ya. Oranın da dibinde metro var, buranın da dibinde metro var abi. Hadi bakalım Ikea'nın dibine. Çalınma ve hırsızlık olayları yoktu. Eklemişlerse oyuna bilmiyorum. Ikea'nın dibinde olması çok güzel bir şey bu arada. Ay buraya var ya. Buraya dilediğimiz gibi yerleşiriz buraya. Buraya dilediğimiz gibi yerleşiriz kral. Hiç de sorun yaşamayız var ya. Yiğit Hazar Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Yiğit hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Abonemiz olup yayını desteklediğin için çok çok teşekkürler. Bizim şey nerede lan? Şurasıydı herhalde ya. Pedersen'le teslimatı yarın yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gece olmadan satın alım görevlilerine hemen emir vermem lazım. Gece olmadan bize malzeme getirmeleri lazım. Selamun aleyküm. Siparişi bir iptal edelim. Halka tatlıdan 5000 tane. Cupcake'den 5000 tane. Elma, armut, kel mahmut istemiyorum. Halka tatlı, cupcake, fincan kahve, kruvasan. Tamam. Beşer bin tane aldım da biteceğini çok zannetmiyorum.
Serhat abim 31. ayında ben bu ay dönümünü kutlamasam olur mu demiş abi. 31. ayın kutlu olsun. Bu fabrika eşyaları satan dükkanın numarasını aldık mıydı? Yok, fabrika eşyalarını satanların numarasını almadık Samet'im. Yok, numarasını almadık onların. Bu arada chat abone modunda olduğu için hemen şu AFK Journey'i bir şey yapayım. Dostlar, sponsorlu oyunumuz AFK Journey. Oyunu benim linkimden indirip kaydolduğunuzda ve oyunda seviye kastığınızda bana destek olmuş oluyorsunuz, haberiniz olsun. Yaklaşık bir ay var. Yani bir aylık bir sponsorluk. Ve evet, bazı şeyler biraz zor kasılıyor diyebilirim. Dondurma ve salata zaten alıyormuşuz. Tamam, dondurma ve salata da şey yaparız. Dükkana isteriz. Okey. O ara biz dükkanın dekorasyon işlerini falan da halledelim. Sevgili Muhalif Bakan İbus, hoş geldin. Samet'im, peki sana bir şey soracağım. Verdin aşkım, kahve içiyorum şu an bebeğim. Yok, ellerine sağlık yavrum benim. Getir aşkım. Samet'im, bu bizim fabrikada ürettiğimiz ürünleri şey yapabiliyor muyuz? Başka yerlere satabiliyor muyuz? Yoksa sadece kendimiz satmak için mi üretiyoruz? Yani mesela atıyorum toptancıya otomatik satış gibi falan bir şey söz konusu mu? Onu merak ettim. Efendim, şöyle fırın vitrinlerini bir yerleştirelim. Oo. Sığmayacak mı bazıları? Ya sığmayacak değil. Buraya tam sığar da babuşka. Mesele buraya tam sığması değil. Mesele ne biliyor musun? Mesele ikinci yazar kasa geldiğinde ne olacak? Onu bir düşünmemiz lazım. İkinci yazar kasayı düşünerek hareket etmemiz lazım. Bence şu şekilde ayarlayalım. Müşteri raftan beğeniyor. Çalışan veriyor diye hatırlıyorum. Müşteri raftan beğendikten sonra. Bu yüzden bunları buraya aldım sevgili dostlar. Yazar kasanın biri burada, biri burada olur. Tamam mı? İki tane yazar kasa ayarlayacağız buraya. Teşekkür ederim ömrüm. Sıkıntı yok bebeğim. Ha, şu anlık sadece kendimize galiba. Anladım. Telefonum mu çalıyor? İyi duydum bebeğim. Şöyle salata barını. Dondurmaya da mı tek yerden erişim vermek lazım acaba? Bilemedim ki. Yani çünkü herhalde dondurmayı şöyle alır ya. Ya da en azından ben öyle umut ediyorum. Aha, kahve, şey, meşrubat dolabı. Okey, meşrubat dolabının bir tane olması ileride bize sıkıntı çıkartır mı? Çıkartabilir, o yüzden şey yapmak lazım. Şöyle bir yarım kare buraya aç, yarım kare buraya aç, kahveyi şuraya daya, kutu meşrubat dolabını buraya daya. Tamam. Anladım bebeğim. Anladım yavrum. Tamam dostlar, tatlıcı babuş ustanın aşağı yukarı her şeyi tamam. Burada personel çalıştırmayacağız ve amacımız 500 bin dolarlık borcumuzu ödeyebilmek. 500 bin dolarlık borcu ödeyeceğiz ki kıymetli arkadaşlar. O meşrubat dolabı dükkanın müşteri kapasitesini mi etkileyecek? Nasıl yani? Ha, salata barı da etkiliyor. Salata barı ve meşrubat dolabı. Bir tane daha salata barı ve bir tane daha meşrubat dolabı lazım. Haydi. Nasıl yapacağız? Dondurma dolabı okey ama, değil mi? Evet, dondurma dolabı okey. Kahve okey.
Bak büyük meşrubat dolabı yerine ne yaparız biliyor musun? Şöyle yapacağız. Salataların birini buraya, birini buraya, ortaya dondurma. Kahve makinesini kahve istediklerinde, ya şuraya bir yazar kasa, buraya bir yazar kasa düşünüyoruz ya. Buraya da salata barı geldi varsay. İki tane yapsam kahve makinesini, hiç bu derde çikelere girmesem. Yarın bir tane daha kahve makinesi alsam. Böylelikle her yere yetişirler yani iki yazar kasada çalışan da. Ben bir metroya atlayayım. Eve gideyim de gari. Milyonluk adam eve metro ile gidiyor. Milyonluk kadın. Meşrubat dolabı olmasa salata etkileyecekmiş zaten Samet'im. Yarın ilk iş Saykyur'a gideriz. Saykyur'dan alırız alacağımızı. Dükkanın dekorasyonuna para harcamayacağım ilk etapta. Burası değil bizim dükkanın herhalde. Kevin. Oha Kevin'in şeye bak. Biz nereye saptık ya? Yanlış yoldayız galiba. Vergi dairesinin oraya doğru gitmişim. Buradan da eve gidilir. Depolama malzemelerim olmadığı için ne yazık ki yarın dükkanı anında açamayacağım. Ya da aslında sen ne yapıyorsun lan? Garip gureba hareketler yapıyor. Kevin akıllılık etmiş, Midtown'u açmış giyim dükkanını. Ya her yeri parsel parsel almışlar abi. Biz bunların yanında küçük esnafız ya. Ben tatlıcıyı kafayı yediğimden mi açıyorum? Saykyur yarın sabah kaçta açılıyor? Mesainin saat kaçta? Yarın bakmak lazım buna. Kaç saat sonra açıldığına buradan da bakabilirim aslında. Bir de benim dükkana 3 tane daha satın alım temsilcisi alınacak da o çok sonra. 10 saat sonra diyor. Yani yarın sabah 9 gibi açmış olur bunlar ya. O zaman 8'de kalk. Yemek yedin, metroya gittin derken 100 bin dolarlık karımız oldu bu arada günlük. Sevgili dostlar, giderler çıktığında. Elimize çok güzel para kaldı. Bu borcu ben hiçbir şey yapmadan da ödermişim aslında. Olsun, günün sonunda tatlıcı dükkanımız olur. Hiçbir şey olmaz. Babuş Tekel 4 bin dolar kazandırmış sadece. Aa, ölü yatırım. Moruk Tekel ölü yatırım mı ya? Kaç kişilik kapasiteli o dükkan? Babuş Teken 30 kişilik. Aa, ölü yatırıma yol. 320 paket sigara satılmış. Biraz alkol falan satılmış. Tatmin etmedi ama daha ilk günü. Belki ondandır. Fiyatların en ucuzu bizde gene ya. Fiyatların en ucuz bizde. Tekelde kazık fiyat girmeye gerek var mı? Hadi Babuş Diamond okey de. Bak Babuş Pide Kebap'la Babuş Diamond zaten 50'şer bin dolar kazandırıyor. Ah be abi. Şuradan bir yemek yer misin? Valla bildiğin ofisimde yaşıyorum ya. Bufflar ne alemde? Birazdan tamamlanan kişisel hedef buff'ı gidecek ama egzersiz, televizyon falan filan var. Bir ara gene televizyon izleyip ağırlık basarız. Bireysel taksi tutamıyor. Şoför alma gelmesi lazım oyuna ya. Kapının önünde şoförüm beklesin, götürsün beni. Arabayla uğraşmak istemiyorum. Araba çok karın ağrısı, bok kurusu bir şey. Bir de dostlar yani trafik mırafik bir tıkanıyor. Görmen lazım yani. Sabah yürüyüşü say. Beni şuraya tükür.
Sevgili Lexus, ben bu oyuna bayılıyorum ya. Bu oyun benim bug'ım gibi bir şey yani. Beni bırak bu oyunda, ben saatlerimi geçiririm ve şey demem yani. Aa, sıkıldım ettim demem. Şimdi dükkanın kapasitesini ayarlamak için bir tane daha meşrubat dolabı alacağız. Bir tane daha sanayi tipi kahve makinesi alacağım. Sanayi tipi kahve makinesi fuzuli masraf, evet. Sadece fazla müşteri baksın diye şey yapıyorum. Sabah saat 10'da bir de bizim Ikea'nın oraya kurduğumuz dükkana teslimat gelecek. Dükkanın tamamını dizeceğiz işte. Belli oluyor babuş, yaş 70 olunca aç bakkalı. Haydi. Ölünce mi dinleneyim Lextas? Dur, sanayi tipi kahve makinesini koy. Önce çekmeceli dolap al. Lan salata barı almadık. Dur oğlum, deli deli ettin kendini ya. E ben buranın dekorasyonunu mekorasyonunu ayarlayayım artık bu kadar gelmişken. Bir iki tane gideyim kamera mamera alayım. Ben burayı halledeyim gari ya. Yani müşteri temsilcisine ıdısını bıdısını alayım. Burası da çalışan dükkan olsun. Kendim eliminen dayı eliminen diye çalışayım diyecektim de. Tahmin ettiğimden daha fazla masrafa mal oldu. Ben öyle yapacağım ileride. Dedikodu için bakkal açmayı düşünüyorum 70'imde. Abi 70'inde dedikodu dinleyecek iraden olacak mı ya? Lexus'taki azime bak. Depolara mepolara yerleştireyim de bizim dükkana ürün teslim ettireceğim. Bugün günlerden cumartesi. Bugün yetenek avcım çalışmıyor. Yetenek avcım çalıştığı vakit alırım adamları. Joe'nun hot bence bu arada tatlıcı dükkanının konumu çok iyi. Ha evet. IKEA'dan el arabası çalabiliriz. IKEA'dan ev arabası alırsak daha rahat dizeriz buradakileri. Gerçi IKEA'dan ev arabası almaya gerek var mı? El arabası şey için. Buradan kutuyu aldın koydun aldın koydun yaparız ya. IKEA'dan sadece bir hoparlör alınacak ha. Ama IKEA'dan araba çalıp şey yapabiliriz. El arabası alıp o aldığımız el arabasını güvenlik kamerası falan almaya kullanabiliriz mesela. Lan kendi kendime çalışayım diye şuraya minik bir dükkan açayım dedim arkadaş. İşler gene kontrolden çıktı. Buranın deposu ufakmış. Olmadı, depo alanını şuraya bir yere yerleştiriyorum. Kendi başıma çalışayım diye bir yer alacaktım. İşler kontrolden çıktı. Aslında şey yapabilirim ya. Hani IKEA'dan el arabasını alırsam burada şey çok yakında. Toptancı çok yakında. Toptancıya gidip anında ürünleri alıp burayı ilk günden aktif etmeye başlayabilirim. Gelebildiği kadar müşteri gelir, şey yapar. Ama çok bir şey satabilir miyiz? Zor. Yani zor dediğim yetmez. Çöp kutularını falan yerleştireceğim. Şu restoran standlarını bir kurayım. Herhalde restoran standlarına otururlar diye tahmin ediyorum. Deponun orayı bu şekilde kapatacağım hocam. Araya bir kare boşluk. Anla burayı var ya, full artı full dizerim ha. Full artı full dizerim ben burayı. Bu dükkan öyle vingir vingir adam alır. Vingir vingir. Buradan böyle arkadaki depo yokmuş gibi. Şöyle yapsam arkaya erişemem.
yoktur ya. Sonra ürünü kurmakta sorun yaşarlar, şey yaparlar falan. Hiç uğraşmayalım bence. Pedersen'den yarın için acaba telefonla bir şeyler daha sipariş edebilir miyim? Ne sipariş etmem lazım? 2 buradan, 6 oradan. 8 tane restoran masası, 2 tane çöp kutusu. Pederson çalışıyor mu cumartesi? Helal lan. Tatlıcı babuş ustaya. Ben gene şey yaptım ya hakikaten. 8 tane restoran standı. 2 tane çöp kutusu. Ama güzel olacak mekan ya. Güzel olacak yani, ben hissediyorum. Salata barını, her şeyi aldık. Şunu da yarın bana bir gel teslim et. Hoparlörü şu kenara bir yere kurarım. Dekorasyona mekorasyona ayarlarım. Şuradan bir IKEA'ya gireyim de. O zaman depoları kurduğuma göre ben şeyden isteyeyim ya. Bizim lojistik yöneticisinden isteyeyim. Yarın getirsin. Ben bugün diğer işleri halledeyim. Yeni hedef ekme. Tatlıcı Babuş Usta. Barış yeri 5. 2000 fincan kahve, 2000 kruvasan, 2000 cupcake, 2000 halka tatlı, 1000 tane salata. Aslında fincan kahve 1000 tane yeter. Depoyu çok doldurmamaya çalışıyorum. 1000 tane kutu meşrubat, 1000 tane dondurma ve 10.000 tane kese kağıdı. Burada kese kağıdı özellikle çok gider diye düşünüyorum. Valla 1000 tane salata ve dondurma hızlı satılırsa çok şaşırırım. Ayrıca 1000 fincan kahvenin de hızlı satılacağını düşünmüyorum. Kutu meşrubat falan da hızlı satılmaz. Hadi fincan kahveyi 2000 yaptım. 2000 kruvasan, 2000 cupcake, 2000 halka tatlı. Bence günlük satış için ideal. Günde ben 2000'den fazla satacağımızı düşünmüyorum. Ne olursa olsun 2000'den fazla satılmaz. Arkadaki depolar umarım bu iş için yeterli gelir. Ben şimdi buradan bir araba alayım. Bir hoparlör alayım. Aslında bir şey diyeceğim. Pedersen'e ben yürürüm ya. Şu telefon görüşmesini bir iptal edelim mi? Abi teslimatı iptal et. Ben gider alırım kendim ya. Ne alınacak ki? 8 tane şey alınacak. 2 tane çöp kutusu alınacak. Hadi 2 tane çöp kutusu olmasa da olur. Ya da sonra bir ara gider alırım onu. Bana bir hoparlör ver şimdi. Şuradan şeye doğru gidelim. Ödemesini yap. El arabası işimize yarar. El arabası net işimize yarar bu arada. Ya Samet'im, araba kullanmak istemiyorum ya. Yoruyor, yoruyor. Vallahi. Araba kullanmak hakikaten yoruyor yani. Şey değil. Trafik çok yavaş ilerliyor. En büyük sıkıntım o. Çiki çiki bam bam. Tamam. O saniyeler içerisinde yemiş miyizdir bilmiyorum. Pederson nerede? Pederson ve oğulları dibimizde. Yürü abi, ne bekleyeceğim şeyi ya. Aa, ben kaza ara gaza gelip tatlıcı açtım ya. Küçük bir dükkan alayım, kendim çalışayım edeyim derken bir tane tatlıcıyı açtık valla. Bakalım babuş tekelin bugünkü kazancı ne olacak? İnşallah katlanarak artar. Hyperlink Studios. Biz o 4000 dolar, kalan 400 bin dolar borcu zor öderiz gibime geliyor ama. 495 bin dolar borcu. Keşke fazla taksit yatırımı olsa. Restoran şeyi nerede? Şuradan. İki tane oraya. Geri kalanı buraya. 8 tane. Bence bizim dükkan dekorasyonları da yaptıktan sonra hazır. Net hazır yani. Abi. Canım etişik. Yok, sağ olasın canım. İşlenmiş misin? Teşekkür ederim abim, sağ ol. Taksidi arttırayım da para ne kadar lazım olur bana bilemediğim için. IKEA yanında, tamam, şuradan gideriz. IKEA'ya girecek gibi git. Bunun kafa böyle gidiyor ama IKEA'ya tıkladığım zaman.
2500 az değil mi? 10 bin 10 bin mi ödeyelim? Ya ben parayı biriktirip toplu ödemekten yana taraftarım aslında ama. Parayı biriktirip toplu öderiz gibime geliyor. Bunlar zaten yeni dükkan masrafları oldu. Aslında otursam daha az şeydeydim. Zarardaydım mı diyeyim, ne diyeyim? Aa, kapının oraya denk geliyor. Girişlerini engeller mi müşterilerin? Abi engelleyebilir bu arada ya. Duvara yasla. Kapı açık kalsın. O zaman bunları da duvara yasla. Aa, o zaman tamam, çöp kutusu almaya gerek yok. Bir öne bir başa koymaya gerek yok. Bir tane şuraya koysak yeter aynı şekilde. Bir tane buraya koyalım. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bunları böyle bir minik alalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burası muhteşem bir kahve oldu ha. Muhteşem bir kafe oldu burası. Şuradan şeye de giriliyor. Hoparlörü de aldım buranın tam ortasına. Birader bitti gitti. Yarından itibaren bu dükkan çalışmaya hazır. Sadece bir dekorasyonu değiştireceğim. Aşkım yağmur yağıyor. Dışarıda çamaşırım var mı? Tamam bebeğim. Tamam kuzum benim. Ha, çarşaf marşaf sellidir diye dedim yavrum. Tam burayı hallettik. Ondan sonra duvar. %89 da fena değildi aslında ama. Ben bu dükkanlara böyle ölümüne masraf yaptığım için zaten kâr edemiyorum ya. Geriye bir tek şey kaldı. Taksi tutup %99. Her yeri yaptık galiba. Ha, %100. Güvenlik kamerası takmak kaldı geriye bir tek. Ama burası 10 numara oldu be abi. Para sende oldukça birikmiyor abi. Oyunda açılabilecek en masraflı dükkanları açıyorsun hep. O kadar haklısın ki bu arada. O kadar haklısın ki. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. Hayda. Tatar canım. Hoş geldin mi? Tamam, yarın dükkanın başında ben duracağım ya. Sonra yavaş yavaş insan kaynakları... Aha, taksi taksi taksi. Sonra yavaş yavaş insan kaynakları orada durdukça şey yaparız. Bence oraya iki tane daha depo alınır. Ben buradan şeye doğru geleceğim. Güvenlik kamerası almaya geleceğim. Selamun aleyküm. Bir dört tane daha depolama rafı gelir gibi oraya. İki tane güvenlik kamerası ya da depolama rafını ikile. İki güvenlik kamerası, iki güvenlik paneli. Dört güvenlik kamerası anasını satayım. Evet baylar, parayı nasıl güzel bitiriyorum bu arada. Ne yapıyorsun Tatar canım? Keyifler nasıl? Kardeşim benim, hoş geldin. Şuradan kendime bir yakıt doldurayım. Aha taksi. Şimdi beni şu bizim Atlıca Babuş Usta'ya götür. İkişer tane daha alırmış depolama rafı ama olsun, biz birer tane alalım. Güvenlik panelleri şöyleli. Dört tane güvenlik kamerası buraya fazla bu arada. Kubbe tipi güvenlik kamerası. Bir tane satış alanında.
Bir tane depoda. Bir tane tam ortak yemek yenen yerde. Bir tane de temizlikçilerin olduğu yerde. Bir boka yaramaz aslında temizlikçilerin olduğu yerde ama. Para verdim koyacağım. Biri bizi gözetliyor dayı. Tamam. Bütün her şeyi bitirdik. Buradan depoya da giriş var. Bence şahane bir işletme sahibi olduk burada. Şimdi ben hemen bir dükkanımın olduğu yere doğru gideyim. Şurayı işaretle. Metro ile oraya doğru gideyim. Bir yürüyeyim, edeyim, yarın sabah geleyim, erkenden dükkanı açayım. Bence dükkanı açılabilecek en opsiyonel saatte açmak lazım. Saat 9 yani 7-8 bence pert. 9'dan akşam 11'e kadar. Nasıl? Cumartesi, pazar da çalışacak. Bence okey. 4 tane müşteri temsilcisi, 4 tane temizlik görevlisi alacağız. Bu kadar. Sonra arası tak 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 iş yapacak. Vallahi nasıl olayım Tatar canım, seni gördüm daha iyi oldum. İşten çıktım, eve geldim, birkaç bir şey alıp kafayı vurup yatacağım. Kardeşim benim. İyi dinlenmeler. Valla nasıl olayım, ben de çok şükür iyiyim. Dün biraz hanım rahatsız diyordun, daha iyidir inşallah. Dostlar hemen taze gıdayı gömdüm. Egzersiz buff'ının süresi geçiyor. O yüzden bir 5 saat televizyon vurdum. Aynı o yüzden erken çıktım işten. Kardeşim Allah acil şifa versin. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun tekrardan. Bana senin elinde kalınca para birikmiyor diyen Samet utanır mı? Sanmam. 166 dolar para. Bu para değil mi lan? Bizim dükkana ürün gitmiştir diye tahmin ediyorum bu arada. Şu parakendeleri bir kapat. Burayı işaretle. Aha, taksi var. Okey. İşe taksiyle çalışmaya gidiyorum. Şahane değil mi? Yürü bakayım tatlıcıya. Ha, buralara çünkü eklenmedi. Kruvasan. Cupcake. Halka tatlı. Şahane. O zaman geçici süreli kapalı olma durumunu ortadan kaldıralım. Bununla beraber hemen ofisten yetenek avcısından bana müşteri temsilcisi al diyeyim. Yarı zamanlı, hafta sonu, haftada 4 gün, 5 gün bıdı bıdı yapanlardan alma. Bana bunlardan 4 tane bul. Ondan sonra birkaç da temizlikçi, ilk temizlikçiyi bulsun aslında. Ben dükkanda çalışırım. Önce temizlikçiyi bulsun. Ben temizlik yapmakla uğraşmak istemiyorum. Satın alım görevlisi değil, yetenek avcısı. Kral, işe alımı durdur. Temizlik. Temizlikte bıdı bıdı yapanları banla. Tamam. 4 tane temizlikçi alacağım. Okey. Pazarlama departmanıyla da konuşuruz yarın. Pazarlamayla alakalı da ilgileniriz orayla. Çalışmak. Çalışmaya başla. Dükkanı 9'da açacağız dedik. O yüzden zamanı biraz hızlandıralım. Acıkırsam buradan bir şeyler hazırlarım kendime. Aa, böyle çok sıra olamıyorlar. Bir saniye. Şurada çalışayım. Sıra olayını ayarlamak lazım burada. Burada sıra olayını ayarlamak lazım abi. Yer yok deyip gidiyorlar çünkü çoğunlukla. 2 dakikada şunu bir dekoratörden ayarlayabilir miyim? Tamam arkadaşlar, dükkanımdan bir çıktınız gidiniz. Buradan nasıl ayarlayacağız abi? Şimdi bu şöyle yapıyoruz.
Bunu buradan alıyorsun. Tek bir tane mi verebiliyoruz ya? Click to add, edit bilmem ne. Tam böyle geldi. Sonra sonra böyle geldi. Ondan sonra böyle geldi. Sonra buraya geldi. Buradan buraya geldi. Okey. Ondan sonra dekoratör. Edit line 2. Kuyruğu aldın. Buraya getirdin. Buraya getirdin. Böyle getirdin. İkisi birbirine girebiliyor mu acaba? Yani mesela ikisi birbirine girince bir sorun yaşıyor mu? Böyle. Oradan böyle desem. O zaman burayı da aynı şekilde ayarlasam ya. Böyle. Oradan buraya. Oradan buraya. Tamam. Bura 4 sıra. Şunun yarısına kadar geldi. Buraya gel. Buraya aynı şekilde sıralayacağım. Geldin. Buradan 4 sıra. Bu 5 sıra oldu. Bu hala 4 sıra. Bu da 5 sıra. Şura birbirine giriyor ama bence o kadar olur. Arkadaşlar durun, bir yere gitmeyin. Geri gelin. Geri gelin, yeni düzeni görmek istiyorum. Ha? Herkes öyle tek sıra aslanım benim. Hey lan, ta niye buradaki kahve makinesini kullanıyor? Oğlum arkana niye kahve makinesi koydum ben? Deli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burayı iki tane çalışan da idare edemez. Mümkün değil yani. Neyse, dükkan hiç yoktan boş durmadı diyerekten 5 gibi kapatayım, kendime bir yemek hazırlayayım, ortalığı sileyim, süpüreyim. Evet, kahve makinesini ha şurayı kullanıyor. Arkadaşlar üzgünüm, dükkanımız kapanmıştır. Kendine bir kutu meşrubat, bir halka tatlı, bir cupcake hazırla. Gel şuradan al, başla temizliğe. Ya neyse, biz burada değilken bu bir problem değil de. Neredeki kahve makinesini kullandığının bir önemi yok yani. Otomatik işleyecek dükkan. Malzeme gelecek gidecek sadece. Bence dükkanımız çok iyi bu arada. Ne kadarlık satış yaptım bilmiyorum ama sürekli aç kapa aç kapa müşterilerin hoşnut olmadığına eminim. Cupcake falan zaten pahalıya veriyormuşuz. Oha lan, kruvasanı kim bu fiyattan satıyor? 4.33. Kruvasanı falan kim o fiyattan satıyor ya? Delirmişler ya. Neyse, en azından bu dükkana iki tane de müşteri temsilcisi aldığımda bu iş hallolacak. Ben eve doğru gideyim. Kafama göre açıyorum, kapıyorum zaten dükkanı. Dükkanın belli bir çalışma saati yok. Beni şuraya tükür oğlum.
Bu arada birkaç çalışan alıp birkaç da reklam anlaşması imzaladıktan sonra bizim iş tamam. Yarın günlerden pazartesi. Pazarlamacılar çalışıyordur. Giderim o tatlıcı dükkanına bir de bir pazarlamadan adam çekerim. Tabii Samet'im. İstediğim zaman kapatabiliyorum. Şey Ozan'ım pardon Samet'im üste gördüm ya. Süresi bir ay ama tabii ki. Yani dilediğim zaman kapatabiliyorum. Değil 2 hafta. Hani istersek şu an bile kapatırız. Yani yeni bir işbirliği gelene kadar devam işte bir ay boyu AFK Journey'de. Ki AFK gerçekten çok güzel. Ben de kasıyorum böyle. Hatta yayın açmadan oyunun görevlerini tamamlayıp öyle yayın açtım. Bir 5 saat dizi izle. Ozan'ım bana gelmedi hiç ya. Bana vermediler onu. Bak bir uzaylı oyun var tamam mı böyle Star Trek benzeri. 300 bin dolar da bu 300 bin doların tamamına niyetlenmeyelim. Bir tane uzaylı oyun var Star Trek benzeri. İşte Raid Shadow Legends var. Bir tane mobil oyun var. Karınca İmparatorluğu yönettiğim falan filan böyle. Çok ama firma bana gelmiyor. Ya büyük ihtimalle izlenme sayısını falan yeterli görmüyor. Adam şeye bakmıyor yani. This is really unacceptable. Another business. You suddenly forgot who owns this neighborhood. I'm not looking for more rivals. Hayda. Evet arkadaşlar ilk tehdit geldi. Tehdit eden karı hangisi? Tehdit eden karı bu. Onu biz ezmişiz bu arada gelir tablosunda. Şu an ne diyor? Sen benim mahalleme geldin diyor. Garmin Distrikt bölgesindeki bütün her yeri bu alıyor bu arada. Ve sevgili dost, senin hiç kahveci dükkanın yok ki. Nerede rekabet edeceğim ben de? Bilerek fiyat niyat kırabiliyor ha. Kaşarlık yapıyor yani o. O konuda bu rekabetçiler kaşarlık yapıyor. Egzersiz yok. Televizyon ve kitap okuma yeterli herhalde ya. Televizyon, kitap okuma pozitif gelir. Kaşarlık yapıyor yani taksi. Hemen şu taksiyle bizim dükkana bir gidelim. Babuş şimdi bu 4 adamı aldık ya. Selamın aleyküm. Hepsi sadece sigorta istiyor. Gel baba gel. Şimdi dördünüz de önce üniforma giyiyorsunuz. Dördünüz önce üniforma giyin. Sonra dördünüz tatlıcı babuş ustaya gelin. Ondan sonra yetenek avcısı müşteri temsilcisi alacak. Müşteri hizmetlerinde çalışan adam alacak. Yine aynı şekilde 4 kişi. Doğru mu alıyorum? Doğru alıyorum, değil mi? Tam zamanlı temizlik yapmam diyen adam gelecek ki temizlik yapacak adama zaten gerek yok. Okey, 4 tane de oradan alacağız. Şimdi bu tatlıcı babuş usta da hemen temizlikçileri yerleştirelim. 7'şer saat çalışacaklar baba. 7-7 hemen sağlık sigortaları yapılacak bunların. Okey, yazar kasada çalışacak 2 adam da aldık mı bitti gitti bu iş. İnsan kaynakları yöneticisine gelip bunları doldur dediğim an bu adamlara sigorta da yapılacak. Ha, karıya bak posta koydu bize ha. Aynen Ozan. Aynen o taktiği uyguluyorlar bu arada. Seni batırana kadar adamlar çabalıyor. Adamlar seni batırana kadar çabalıyor. Sen battıktan sonra pahalıdan satıyor. Dayı dur. Dur buradayım dur. Gitmeyin bir yere. Madem buradaki kahve şeyini kullanacak. Var buraya oturayım yani. Temizlik personellerim çalışıyor mu? Temizlikçiler dükkanda gözükmüyor galiba. Güvenlik seviyesi mükemmel bu arada yetiyor. Okey eyvallah. Oh tamam. Bizimkiler şey yapmış. Müşteri hizmetlerine adam gelmiş.
Tamam. Hemen şimdi size bir üniforma giydireyim. Babuş İşletme Grubu üniformasını giydikten sonra kardeşim gel çalış. Gel çalış. Gel çalış ve gel çalış. Evet, hemen sizin insan kaynaklarına sigortanızı da yaptırayım. Tamam. Evet baylar, siz çalışın burada. Siz çalışırken benim bir iki telefon görüşmem olacak. Burası küçük bir yer. Yani buraya küçük reklam yeterli gelecektir tatlıcı babuş ustaya. Bir büyük çaplı internet kampanyası. Bir orta çaplı. Bir tane de küçük çaplı internet kampanyası. Tamam. Tatlıcı Babuş Usta'nın pazarlamaya baktığımız zaman bu mu? Aa. O zaman bir tane de reklam afişi lazım. Sitiyet. Aga. Küçük boy afiş. Ne oldu? %98 pazarlama. Okey. Okey, 1350 dolarlık bir gideri var. Tatlıcı Babuş Usta. Tatlıcı Babuş Usta deyip herhangi bir tatlı sembolünün olmamasına yapacak hiçbir şeyim yok. Tamam. Vallahi biz burayı da normal işletme haline getirdik. Bu arada 247 bin dolar param birikti dostlar. Bunu da gönül rahatlığıyla söylemek isterim. Ya o zaman ben burayı full artı full ayarladığıma göre kardeşim size kolay gelsin. Buraya iki tane yazar kasa zaten zor başa çıkar. Ben paramı harcamadan dönüyorum kendi ofisime. Ofisime dönüyorum. Ye iç yat konseptinde borçlarımı ödeyene kadar kırıp kıçıma oturuyorum dostlar. Borçlarım bir bitsin, sonra 800 bin dolar borç çekip kendi ürünlerimizi imal etmeye başlayacağız. Gelecek bölümlerde. Vallahi dükkanlarımızı falan açtık, her şeyi yaptık. Para birikiyor. Tabii şimdi benim kalan borcum ne kadar? Benim kalan borcum 447 bin dolar. 447 bin dolar değil de işte 500-550 bin dolarım olduğunda borçlarımı öderim. Zaten 550 bin dolar kasmaya çok az kaldı. Çok bir dert etmeme gerek yok hiçbir şeyi. Hemen şu egzersiz buff'ını tazeleyelim ya da televizyon buff'ı kasalım ya. Egzersiz çok yoruyor. Ye iç sıç televizyon izle. Ye iç sıç televizyon izle. Bu. Ve arada bir dükkanların performansına bakalım. 104 bin dolar para geldi dostlar. 432 bin dolarım oldu. Babuş tekel 9 bin dolar kazandırırken Tatlıcı Babuş Usta 1000 dolar kazandırmış ama bakmayın yani bir gün ben çalıştım, bir gün çalışamadım. O Tatlıcı Babuş Usta'nın geliri şu an ölçülmemeli bence. 1400 adet ürün satılmış bu arada. Sıkıntı yok. Depoya sürekli olarak ürün gidiyor. Bizim depolardan oraya sürekli ürün gidiyor yani. Burada çok bir dert edeceğim durum söz konusu değil. Müşteri hizmetlerinden memnuniyet de artacaktır. Çünkü çok profesyonel adamlarla çalışıyoruz. Sürekli olarak bir malzeme alımı gerçekleşsin. Agam merhaba. Tamam, ben bütün borçlarımdan kurtulana kadar televizyon izleme ve kitap okuma buff'ı depoluyorum. 8 gün olmuş televizyon izleme buff'ı. Birader bir 10 güne çıkartalım onu. Sonra kitap okumakla ilgileneceğim. Arkadaşlar büyük bir fabrika kurmak için çok fazla borca ihtiyacım olacak. O yüzden bekliyorum. Televizyon izleme 10 gün oldu. Bir kitap oku bakayım 5 saat. Herif yorulmuyor ki. Güzel. 490 bin dolar yani 500 bin dolara yakın param oldu. Tatlıcı Babuş Usta 5000, tekel 8000 kazandırıyor. Tekel ve tatlıcı yani aldığım kötü kararlardan biriydi ya. Yani bak babuş pide kebap var bir arkada aslanlar gibi. Tekel ve tatlıcı aldığım kötü kararlardan biriydi bence.
Ama en azından şu anlık işimiz görülüyor. Babuşka bir şey diyeceğim. Sevgili yetenek avcısı, yarın bana bir tane şoför alsana ya. Bir tane teslimat şoförü işe almak istiyorum. Bir kişi. Bir tane %100 bilen teslimat şoförü al, yeterli. Gidelim onun da sigortasını falan yapıp depoya verelim ya. Kitap okuma bafı 18 gün, televizyon bafı 10 gün. Artık o zaman yedik içtik spor aletine. Şuradan iki tane meşrubat çakıp bir yemek yedim mi yapıştırırsın oğlum daha. Uyu bakalım şurada birkaç saat. Şimdi şu şoföre hemen bir işe alalım. Babuş merkez deposunda çalışacak. Babuş İşletme Grubu üniformasını verdim sana. Doris gel. Niye Doris'i atayamadım ya? Tamam, Doris'i de işe atadım. Yemek yedin oğlum, devam. 499 bin dolar param var. Bir dal daha yemek ye. Enerjim bitti. Yat zıbar. bin dolarlık bir para geçti elime. Ve 440 bin dolarla kalan borcumu ödedim. Artık herhangi bir kredi borcum yok. 164 bin dolar param var. 167 bin dolar param var. Bütün işletmelerim çalışıyor. Tatlıcı Babuş Usta ve Babuş Tekel. Gerçekten de korkunç bir karardı. Yani korkunç. Ya kazandırıyor işletme ve çok gideri yok. Korkunç demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bu arada ben sanırım şoföre sigorta yapmadım. Şoförün de sigortasını yatırayım. Gördüğünüz gibi dostlar yaklaşık 70 çalışanla 60 çalışanla şirketimiz tıkır tıkır işlemekte. Ve çok şükür cebimize çok güzel paralar kalmakta. 100 bin dolarlık bir kazanç elde ediyorum her gün ve mutluluk buff'ını da yeterince stokladım. Egzersizdir, kitap okumadır, televizyondur. Yani deli gibi mutluyuz. Mutluluktan şen şakrağız. Çok şahaneyiz. Şöyle bir şey gerçekte yapsak ölürdük. Abi ye koşu bandına çık, ye koşu bandına çık. Yani mümkün değil bu arada. Şimdi dostlar gelecek bölümde artık paramız var. Gelecek bölümde bir depo yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz lojistik sorumlumuz ve fazladan bir tane şoförümüz de var. Şimdi sürücüleri yönetlediğimde değil de lojistikten baktığım zaman sevgili dostlar Babuş Merkez Deposu'nda çalışan adamlar var. Ve 15 yere malzeme teslim edebiliyorlar. Bizde sadece 5 tane dükkan var. Güzel gidiyoruz. İyi durumdayız. Gelecek bölüm dediğim gibi fabrika açacağım. Fabrika açacaksam ham madde almam lazım. Ham madde alabilmek için bana satın alım temsilcileri lazım. Şuradaki bilgisayar sayısını epey bir arttıracağım. 8 tane daha bilgisayar dizeriz diye tahmin ediyorum buraya. İşte 8 bilgisayar, 8 şey. Bütün hepsinden 8'er tane. Sistemi dizeriz dostlar. Bir insan kaynakları müdürü daha, bir satın alım görevlisi daha derken öyle yardırır gideriz. Şimdilik biz videomuzu burada sonlandıralım. Çok yüksek karlı işlere girişmesek de bölümlerdir üstümüzde bulunan borç yükünden nihayet kurtulduk. Big Ambitions gelecek bölümlerinde kaldığı yerden devam edecek efendim. Esenlikler diliyorum. Bye bye.